Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilerek öldürülmesinin ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin daha jandarmadaki sorgu sürüyor. Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısının yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarında yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kriminal incelemeye alındı. Olayla ilgili olarak önceki il jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden adliye sevk edilen SA, SA, ST ve RT ile köy dışından olduğu öğrenilen DA serbest bırakıldı. Jandarmadaki sorgusunun tamamlanan diğer 6 şüpheli ise bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma adliyesine sevk edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma adliyesine getirildi. Mustafa Keleş'in ormanda cesedini bulduğu iddia edilen çoban İlyas Ağa'nın yanı sıra Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K., yengesi Fatma K., yeğeni Ender T., komşuları Cihan T. ve Serkan T. Çaycuma adliyesinde sorgu sürüyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan R.A. ve M.T.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. Öldürülen Mustafa Keleş'in köy sakinlerinden CT ve kardeşi İK arasında ev satın alma veya arazi anlaşmazlığı konusunda geçmişte tartışmalar yaşadığı iddialarda yer almıştı.